Göreve geldiği ilk günden itibaren ulaşımda önemli çalışmalara imza atan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bu kez Cumhuriyet Caddesi ile ilgili önemli bir çalışmayı hayata geçiriyor. Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi inşaatının tamamlanarak meydan AVM olarak açılmasının ardından Cumhuriyet Caddesi'ndeki trafik yoğunluğunun azaltılması için söz konusu caddeye neşter vuruluyor. Isparta'nın 50 yıl önce 100 bin nüfusa göre şekillendirildiğini söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Mimar Sinan ve Cumhuriyet caddelerinde yoğunluğun fazlalaştığını söyleyerek yeni bir alan oluşturmamız mümkün değil dedi. Bizim Isparta'mızın şehir kurulumu tam 50 yıl öncesi. 50 yıl öncesi Isparta'nın nüfusu 100 bin, hatta 85-90 bin civarında ve o günün şartlarında 50 yıl sonrasını görerek bir proje hazırlanmış ve o günün belediye başkanı Fuat Uyar, Allah ömür versin, hala sağ, iki dönem görev yaparken Isparta'nın bu bina dahil birçok işini yaparak bugünlere gelmiş. Bu içerisinde belediye hizmeti gördüğümüz bina da o dönemin binası. Ve o günden bugüne kadar da o hizmetleri alarak bugünlere geldik. Şimdi tabii ki yerleşim tamamlandı. Isparta'nın tamamında iyi bir yerleşim var. Hiç boşluğu olmayan bir il. Merkez tamamen dolu. Biz Mimar Sinan bölgesinde, yani Pir Mehmet Mahallesi'nde 100 metreli bir çocuk parkı yapmak istesek yer bulamıyoruz. Ve diğer mahallelerde de aynı şekilde, yani yoğunluğun olduğu merkez olan yerlerde yeni bir alan oluşturmamız mümkün değil. Meydan AVM'nin açılmasıyla birlikte özellikle Cumhuriyet Caddesi'ndeki trafiğin anormal bir şekilde arttığına dikkat çeken Başkan Başdeğirmen, Kesikbaş'tan Cumhuriyet Caddesi de dahil olmak üzere Hacılar Çeşmesi'ne kadar trafiği tek yöne çeviriyoruz. Hacılar Çeşmesi ile Camlı Cami arası da tek yön gelişi olacak ifadelerini kullandı. AVM'de açıldıktan sonra meydan AVM, o bölgedeki trafik anormal derecede arttı. Şimdi oranın tek yön olmasıyla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz hafta biz bunun trafik çalışmalarını ihale etmiştik. Onu alan firmalar geldiler, hocalar sunumlarını yaptılar. Kesikbaş'tan Hacılar Çeşmesi'ne kadar Cumhuriyet Caddesi dahil tek gidiş olarak hazırlıyoruz çalışmalarımızı. Ancak orada salı günleri bir problemimiz var. Salı pazarı kurulduğu için ona da bir öneri sundum pazarcılara. Onlarla geçtiğimiz hafta içerisinde bu önerimin geri dönüşünü alacaktım ama bizim olaylar farklı gelişince onlarla görüşemedim. Ama bugünden sonra görüşmeye başlayacağım. Ondan sonra da Hacılar Çeşmesi'nden Camlı Cami'ye kadar, Yayla Camisi'ne kadar olan kısım tek yön geliş olacak. Bunun hazırlıklarını tamamladık. Bu bir nebze belki de Meydan AVM'nin önündeki Cumhuriyet Caddesi'ndeki problemi çözeceğimiz bir çalışma. Ondan sonra da inşallah zaman uygun yerler oldukça da tek yönlere dönerek bazı trafikleri yönlerini değiştireceğiz. Belki burada şimdi ilk etapta vatandaşlarımız tepki gösterecekler. Zaten bir şey yaptığımız zaman tepki almadığımız hiçbir şey olmuyor ama daha sonradan hepsi normale dönüyor. O tepkimizin de iyi olduğunu gördükten sonra daha faydalı hale geleceği inancındayım. Özellikle mesai çıkışlarında yoğunluk olduğunu ifade eden Başkan Başdeğirmen, Mimar Sinan Caddesi'nde 10 santimetre genişletme şansımız yok. Yıllar öncesi yapılmış, altına tünel de yapamayız. Otopark kullanma kültürünü de artırmamız lazım dedi. Şimdi Mimar Sinan Caddesi'nde belli saatlerde yoğunluk oluşuyor. 6 Mart'ta yoğunluk oluşuyor. Üskanlar Kavşağı'nda yoğunluk oluşuyor. Ne zaman? Mesai giriş çıkışı ve okulların giriş çıkış saatleri olduğu anda buradaki sıkışmalar devam ediyor. Ama bakıyorsunuz ışıkta belki 50 tane araç var. 50 araçta sadece sürücü var. Yanında bir çocuk. Sürücü bir çocuk. Sürücü bir çocuk. Şimdi biz 50 yıl öncesi yapılan bir trafikteki şehrimizdeki Mimar Sinan Caddesi'ni 10 santim genişletme imkanımız var mı? Cumhuriyet Caddesi'ni var mı? 6 Mart'ı var mı? Yok. Özkanlar Kavşağı'nda daha bir şey yapacağımız durum yok. O zaman biraz daha böyle o saatlerde trafiğe çıkan vatandaşlarımızın farklı taşıma araçlarını kullanmaları, çocuklarını servislerle göndermeleri veya toplu taşımayı kullanmaları gerektiği inancındayım. Ama
diğer yapılan yeni yerleşim yerlerimizde bunların tedbirlerini alıyoruz. Yolları hep geniş geniş açıyoruz. Bunun tedbirini alıyoruz ama şu anda yıllar öncesi yerleşmiş bir Isparta'da trafiği çözmek için yapılacak önerileri olan varsa biz bu önerilere açığız. Mesela birçok arkadaşımız diyorlar ki Mimar Sinan Caddesi'nin altına tünel yapamaz mısınız? Yapamayız. Mümkün değil. Neden yapamayız? Oradaki binaların tamamen bütün tesisatları, tertibatları orada. Doğalgaz, elektrik, telekomünikasyon, içme suyu, yağmur suyu, atık suyu hepsi orada. Onları aldık hadi diyelim deplase edelim. Nereye deplase? İki tarafı da dolu ağzına kadar. Ve o caddede temeli olmayan binalar var 5 katlı olup da. Biz orayı açtığımız anda böyle kapanacak yerler var. Ki o yüzden onların da kentsel dönüşümlerine katkı sağlayarak yenilenmesini sağlıyoruz ama gene de yolun büyümesi, genişlemesi mümkün değil. Bizler ne yapabiliriz kendi gücümüzle? Otoparkları çoğaltmamız gerekiyor. Ama maalesef ki bizim kültürümüzde de otoparkı kullanma diye bir alışkanlık az. Burada 460 araçlık bir otopark yaptık. Aracın, otoparkın üzerine dubalar koymamıza rağmen dubaların üzerinden gidip otoparkın üzerine açık alana koyuyor vatandaş arabasını. Yol kenarından bir tane araba zor geçecek, kaldırma tekerini kaldırıyor. Yarısı yolda, yarısı kaldırımda, aracını oraya koyuyor. Ya ücretsiz, para da almıyoruz. 2 ayda ücretsiz yaptık. Ya koy arabanı güzelce, hem güvenli hem tertemiz. Koymuyor. Peki ücretli olan yerler dolu mu? Gidin bakın şimdi Ziraat Bankası'nın önünde 3 sıra otopark. Karşısındaki yarım saat bedava olan otoparkta yarısı boş. Trafik ne oluyor ondan sonra? Sıkışıyor. Biz bu trafiği rahatlatmak için Isparta'nın üzerine bir kat daha çelik konstrüksiyondan bir şehir yapamayız ki. Eğer biz bu toplumun içerisinde yaşayan insanlarsak bu toplumdaki sorunları hep beraber çözerek yürümek zorundayız. Otopark yapılmaması gereken yere aracımızı koymazsak, çift park yapmazsak, yayaya saygı gösterirsek ve topluma yani öyle gereksiz araçla çıkıp dolaşmazsak hiçbir sorunumuz yok. Trafikte sorun yok bizde. Sadece şey zamanlarında 3-4 noktada sıkıntımız var. Bunu da trafik sorunu olarak göremeyiz. Gidin ilçelere. İlçelere gidin, bırakın illeri. Trafik nedir? Oralarda bir görün bir. Biz bir şehiriz. Benim gittiğim illeri ben isimlerini söylemeyeyim. 10 ile gittiysem 9 tanesi anormal derecede sıkıntılı. Şu anda Türkiye'de en fazla aracı olan 81 ili 3'e bölün. 26-26 diye ilk 26'nın ortalarındayız biz. Sürekli aracı artan bir şehiriz. Eski Hastane Caddesi'ne Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin eğitim fakültelerinin açılacağını dile getiren Başkan Başdeğirmen, orada da otopark sorunu olacak. O bölgede bir çalışma yapacağız diye konuştu. Trafik sorunu konuşurken önümüzde bekleyen daha büyük bir sorun daha var trafik konusunda. Biliyorsunuz ki Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi eski devlet hastanesinin oraya konuşlandı. Binaları tamamlandı. Bir binada biz kurmuş olduğumuz dernekle yani Isparta Kent Hizmetlerini Geliştirme Derneği'nin adına bir fakülte binası yapıp biz de ISIBU'ya Ispartalı'da yaşayan vatandaşlarımızla beraber hediye ettik. Hem orası hem de yapılan diğer bina ikinci dönem aktif hale geçecek. Baktık oralarda gitmediğimiz, gezmediğimiz, görmediğimiz her yeri inceledik. Otopark sorununun çok büyük bir problem olarak önümüze çıktığını görüyoruz. Ve bununla alakalı profesyonel bu trafikle alakalı hocaların çalışmalarını istiyoruz. Onlar getiriyorlar. Tabii ki onların önerilerinin içerisindeki çalışmaları da yapıyoruz.